Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım. Dünyasından hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Bugün sizlerle pırasa yemeği yapacağız. Öncelikle size malzemelerini tanıştırayım. Bu havuç. Havuçları ortadan ikiye böldüm, yarım yarım. Şöyle gördüğünüz gibi ellerimi burada yıkadım, ellerimi tertemiz. Yarım ortadan ikiye böldüm, ay şeklinde doğradım arkadaşlar. Bu da arkadaşlar pırasamız. Pırasada böyle verev verev doğradım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Aynı zamanda benim oğlum Kaan'ın ve Caner'in çok sevdiği bir yemek olduğu için domates salçası 1,5 kaşık kullandım. İşte 1 kaşık karabiber, 1 kaşık tuz ve burada da bir çay bardağı pirinç. Ben bunu yıkadım. Hatta kaşık koydum ki bardağı suyunu da sıktım. Hani daha rahat aktarayım kazana diye. Şöyle yapalım. Şimdi buraya alayım sizi sayın kameraman. Burada arkadaşlar soğanımı örseledim. Şöylelikle hemen yemeğimi altını yıkayım. Soğanımı örseledim. Şimdi hemen havucumu atacağım. Havucumu örseleyeceğim biraz yağda. Yağ ve soğanla. Şöyle biraz içini çekebilir miyiz? Biraz bunu pörseleyeceğiz. Bu arada her yediğimde yoğurt yiyişi vardır. Herkese bir yemek yapışı vardır. Bu da bana has olan bir yemek şekli. Böreklerim olsun, yemeklerim olsun, tatlılarım olsun. Herkesin kendine has bir şekli vardır. Kiminize çok farklı gelecek, kiminize çok değişik gelecek, kimisine farklı bir lezzet gelecek. Tabii ben herkesin yapmış olduğu işe, yemeğe, aşağı her şeye saygım sonsuzdur. Bu da benim tarzım zaten. O yönden hatta sayfamda da Cansu'nun ve Caner'in dünyası dedim. Bu da benim yemek yapış şeklim, benim tarzım. Şu anla bunlar biraz örselensin yağda. Biraz karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi havuç ve yağımız hemen hemen havucumuzu soldurduk. Güzel bir şekilde soldu. Şimdi hemen pırasamı atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yine içimden söylüyorum da dışarıdan da söylemek istiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim diyerek yapılan her işte başarılı oluruz. Aynı zamanda huzur gelir, mutluluk gelir. Allah'ın ismini zikrettiğimiz için Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Ağız tadıyla yiyebilmeyi nasip et. Huzurla, mutlulukla, aşkla, muhabbetle, sevgiyle. Benim her zaman dinlenmiş düşünmediğim sözcüklerdir bunlar. Saygıdeğer izleyicilerim. Arkadaşlar diyorum, kusura bakmayın. Öğretmen olduğum için hep böyle dilimde takılı kalmış olan bir kelime. Ama sayın seyircilerim ya da izleyicilerim ya da hayranlarımız mı desek artık bilmem ki. Böyle bir tane toplattık diyelim. Şu anda yine bunu pörseliyorum. Sesini duyuyorsunuzdur. Hışır 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 hışır. Güzel bir ses. Bu arada beni izleyen aileme, eşime, dostuma, herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler ederim. Ona destek olan özellikle kayınvalideme. Kayınvalideme de buradan teşekkürler ediyorum. Geçen videomda söylemeyi heyecandan unutmuştum ama o da büyük bir destekçim benim aynı zamanda. Bu arada arkadaşlar söylemeden geçemeyeceğim. Geçen gün yapmış olduğum katmerde annem illa diyor ki, kızım diyor, katmer diyor sade yağdan yapılır diyor. Sen tereyağdan yapmışsın ama söyledin mi, söyledin mi diyor bana. Dedim anneciğim söyleyeceğim, tamam. Diğer videoda söyleyeceğim. Katmer arkadaşlar sade yağ ve tereyağdan yapılır. Ama malum durumlardan dolayı çarşıyı sade yağ alamadım. Evdeki tereyağımdan kullanmak zorunda kaldım. Ama bunu da bir dipnot olarak söylemek istiyorum. Çünkü sayın gurma annem bana olmaz kesinlikle, aman ha kızım Gaziantep'i tanıtman gerekiyor diyor. Anneme ve kayınvalideme buradan sevgiler, saygılar. Bu arada güzel kokular çıktı burada. Gördüğünüz gibi
Bunu biraz pörseledim. Tabii bunu havuç gibi çok fazla pörselemeyeceğim arkadaşlar. Şu anda hemen biraz da salçam alayım. Bu domates salçası. Evet, salçayı çok kullanıyoruz. Sanki hakikaten çok salça kullanıyormuşsunuz gibi sesler geliyormuş gibi hissediyorum. Biz renkli yemeğin salçasını çok severiz. Buna domates salçası kullanıyorum çünkü Kaan, küçük oğlum, o çok fazla acı sevmiyor. Bunda da domates salçasını seviyor. Ama acı yediği yemekler de var. Alıştırıyorum. Nasıl alıştırırsak başta o şekilde devam eder. Ben de o yönden alıştırıyorum. Koronalı günler nasıl geçiyor sayın izleyicilerim? Biraz zorlamaya başladı artık diye düşünüyorum. Okulumu özledim, öğrencilerimi özledim. İnşallah bu zor günleri atlatacağız. Hep birlikte, el ele birlikte. Sonra bunlar aklımızda birer an olarak kalacak. İnşallah. Hepimiz sağlıklı, sıhhatli, afiyetle bu günleri atlatacağız. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğan, havuç, yağım, salçam hepsini örseledim. Bakın pırasalarım biraz diri. Neden? Çünkü bu soğan gibi sert bir yapıya sahip olmadığı için çok fazla şey olmasını istemiyorum. Böyle hani çok sünmesini istemiyorum. Sebze olduğu için arkadaşlar çabuk pasalıyor. Söyleyemedim, pasalıyor. Şimdi bunun üzerine ben sıcak suyumu ısıtmıştım. Hemen onu da ilave etmek istiyorum. Bir dakika. Hatta şöyle yapayım. Pirincimi de katayım. Pirincimi de arkadaşlar yıkamıştım. Size söylemiştim daha önce. Hatta ıslak olduğu için bardağa yapışmış. Bunu hemen şöyle pörseliyorum. Bu da hazır. Hemen sıcak suyumu ilave ediyorum. Ben yemekleri biraz sulu seviyorum. Açık konuşmak gerekiyorsa. Neden? Çünkü sulu yemeğin her zaman bağırsaklara yararı vardır. Kuru olan şeylerden kaçınız. Mümkün mertebe sulu yemekler yiyiniz denir. Ve ben gerçekten sulu yemekleri seviyorum. Yemeklerin sulusunu çok seviyorum. Mesela bu pırasanın da sulu. Normalde suyu çok az koyuyoruz. Ama ben biraz suyunu fazla koyuyorum. Neden? Hem şifa hem de ben sulu seviyorum. Yani tarz meselesi. Şu anda gördüğünüz gibi bakın bu su buna yeterli arkadaşlar. Çok fazla su koymadım gördüğünüz gibi. Hemen hemen. Bakın kaşığım dolmuyor bile. Biraz hemen kapağımı alayım. Altın ateşini biraz kısalım. O gadılık ateşte pişiversin. Evet. Yemeğimiz de pişti. Şurada göstermek istiyorum. Bakın havuçlarım, aynı zamanda pırasalarım. Bu pırasa yemeğini limon sıkmasız lütfen yemeğiniz. Güzelce limon sıkınız ve afiyetle yiyiniz. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve beğenmeyi ihmal etmeyin.